Merhaba arkadaşlar ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir 3ds Max videosuna hoş geldiniz. Bu dersimizde lambadere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaten şu bağlantı parçalarını yapmıştık hatırlarsınız, hatırlayacaksınız. Şurayı biraz daha uzun yapabiliriz şu kısmına. Artık lambanın kendisine geçebiliriz. Öncelikle şunu biraz uzatayım. Objemi seçtim. Modify sekmesine geçerek Editable Poly Alt obje moduna geçiyorum. Ve Vertex moduna geçtim. Ya da 1'e basabilirdim biliyorsunuz. Oradan da tıklayabilirim. bu uçtaki vertexlerin hepsini seçerek W'ye bastım ve ileri doğru çekiyorum. Burada bu arada bir garip bir durum fark ediyorum. Ha, bunun nedeni bu arada seçiliyken chamfer'ı son olarak göstermesi. Eğer bunu show and altını kapatırsak evet bu durumdan kurtuluyoruz. alt obje modundan çıkmak için editable poly'nin üzerine bir kez daha tıkladım. Chamfer'a geçerek istediğim kadar uzattım. Peki şimdi Lambanın kendisini modelleyelim. F'ye basarak front görünüşe geçiyorum ve Z'ye basarak seçtiğim objeye zoom yapıyorum. Bundan sonra bir tane silindir çizerek işe başlayacağım. Çünkü çizeceğimiz form primitif olarak en çok silindire benziyor. Dolayısıyla silindirle başlıyorum. Yani bir kutuya benzeseydi box başlayacaktım. Zaten bunu şu ana kadar yaptığım örneklerden çıkarmışsınızdır diye düşünüyorum. Şöyle gözümle bir yarıçap çap belirleyeyim. Modify sekmesine geçiyorum. Radius'unu tam bir sayıya yuvarlayalım. 2 yaptım. E, height değerinde 6 yaptım. Şöyle biraz daha açılı bakıp karar verelim tabi e, biraz daha uzun yapabiliriz sanırım. Ya da kısa yapayım. 5 e, yapayım. Kendim uzatayım daha iyi. Peki silindirde e, şu ihtiyacımız olmayan e, segmentler şuradaki height segments. Bunları e, sağ klikle spinner'ın üzerine tıklayarak sıfırlıyorum. Cap Segments'ı da bir tane arttırıyorum. Bu her zaman e, yapmanızı tavsiye ettiğim bir şey ki buradaki şu kenardaki edge'leri loop olarak seçebilmek için aslında yapıyorum bunu. Sides'ı da şuna göre karar verin kaç yapacağınıza. Sonradan bu lambaya ya da bu objeye, modeliniz objeye Turbo Smooth verip yumuşatacaksanız e, silindirik şeylerde 6 kenar veya 8 kenarlı kullanmanız yeterli. Çünkü bakın 6 kenarlı bir objeyi bir örnek göstereyim size. Üstünü ve altını sıkıştırırsam ve turbo smooth verirsem gördüğünüz gibi silindire dönüştürebiliyorum turbo smoothla. Yani en az 6 e, kenara ihtiyacınız var aslında bakarsanız. Ben e, bazen 8 kenar kullanıyorum. Daha do e, doğru olduğunu düşünüyorum. E, ama 6 kenar da çoğu durumda yeterli oluyor. Tabi bunu deneyip görebilirsiniz. Ben şimdilik 8 kenar kullanacağım. E, genelde 4 e, şeyde quarter'da yani 4 çeyrekte simetrik e, objenin e, simetrik demeyeyim ama e, aynı şekilde olması için yapıyorum bunu. Dolayısıyla 8 Mantıklı bir sayı. Peki. Ee, şimdi editable poly atıyorum yine üzerine. 4'e basarak poligon moduna geçiyorum. Ve şuradaki poligonu seçip shift'e basıp yanındakine tıklayarak bütün bu loop yapısını seçiyorum. Ve delete'e basarak sildim. 5'e basıp element alt obje moduna geçerek burayı da sildim. Ee, 3 biliyorsunuz border'ın kısa yoluydu. Dolayısıyla buradaki sınırları seçerek shift'e basılı tutup bakın çektiğimde yeni bir edge loop oluşturabiliyorum. Scale'a geçtim ve biraz büyüttüm burayı. Tekrar Shift'le Move'la biraz daha uzattım. Gördüğünüz gibi direkt olarak zaten lambamın formunu aldım. Yine burada eğer Turbo Smooth verirsem üzerine daha iyi görebilirsiniz. Biraz daha bakın şu geçişler keskin. Dolayısıyla bunu sıkıştırmamız gerekiyor. Her zaman bunu söylüyoruz zaten. Turbo Smooth'u kullanmak için biliyorsunuz. Burası daha keskin bir geçiş istiyorsak yanına hemen bakın bir şey Edge daha koyuyorum. Yine aynı şekilde buraya. Tekrar Turbo geçtiğinde evet gördüğünüz gibi çok daha keskin bir yapı geçiş elde edebiliyorum. E, bu kenarların kırıklı kırıklı görünmesini aldanmayın. Turbo iterasyonunu arttırdığınızda biliyorsunuz daha pürüzsüz bir hale geliyor. Genelde 3 iterasyon kullanabilirsiniz. Tabi bu e, tek kare render aldığımızda ve animasyon yapacağımız zaman belki iyi bir sayı ama oyun için model mi yapıyorsanız tabi bu kadar çok subdiv kullanamıyorsunuz. Alt e, bu kadar çok yüzeyli bir obje kullanamıyorsunuz. Çünkü bilgisayarların gerçek zamanlı renderde hesaplaması daha zor oluyor böyle objeleri. Dolayısıyla şu anlık amacımız iç mekan görsel olduğu için bunu özgürce arttırabiliriz. Editable Poly'ye yeniden geri döndüm ve şurayı da sıkıştırıyorum arkadaşlar. Hatta şuraya da bir Edge Loop atabiliriz. Biliyorsunuz Alt A'ydı bunun kısa yolu. Daha önceki derslerimde söyledim. Biraz fazla sıkıştırdığımı fark ediyorum. Tekrar Editable Poly'ye geçerek bakın 2'ye bastım Edge moduna geçmek için. Scale'la bunları küçültebilirim. Şurayı da Move biraz içeri taşıyabilirim. Böylece Turbo Smooth dediğimde bakın köşe biraz daha yuvarlak oluyor. Fillet'ı biraz daha çok gibi düşünüyor yani. Evet buradaki birkaç detay daha var. Obje daha var üstünde. Bunları oluşturalım. Tabii bu arada objeyi bitirmeden önce şu an kalınlığı olmayan bir obje bu. Editable Poly'nin altına bir tane Shell Modifier atarsak gördüğünüz gibi bir kalınlık verebiliriz. Outer Amount'u sıfırlayıp Inner Amount'u nokta Yani 2 milimlik bir kalınlık veriyorum içeri doğru. Gördüğünüz gibi kalın. Hatta 2 milim bile fazla bakın. Nokta bir yapalım. Bu tip şeylerde tabi bir milim sadece Dan falan yapılır, o yüzden çok kalın bir şey yapmayalım. Segmentlerini de arttırıyorum. Önce bakın bu kenar kenarları sıkıştırıyorum. Ve TurboSmooth'a geri döndüğümde, evet, artık kalınlığı olan bir objemiz mevcut. Buradaki detayları eklemek için önce şunu ve şunu ekleyeyim. Buradaki boynundaki ve ucundaki şu metal parçaları ekleyeyim. Bunun için şele geldim. Edit poly e attım yine araya. Polygon modunda. Şuradaki bakın loop'u shift ile seçtim. Bunu da ekleyebilirim. Yine kontrolle buraya ekledim. Shift'le yine bu kısmı da ekledim. Gerçi kontrol edeyim. Tek burası yeterli bence. Burada diteçe basarak Detach as clone seçeneğinin işaretli olduğuna emin olarak OK dedim ve gördüğünüz gibi oradaki objeyi bize çıkardı yeni bir yüz olarak ve kopyalayarak dolayısıyla alttaki obje, e, yüzler gitmedi. Bunun üzerine de bir shell uyguluyorum. Bu sefer inner değil outer mount atalım. 0.1 ve tekrar turbo smooth verelim bunun üzerine. Şöyle bir problem var. Dikkatinizi çekmiştir diye tahmin ediyorum. Bir daha bir iterasyonda arttıracağım. Bakın şurada beklediğimden veya istediğimden daha büyük bir kalınlık kaldı. Böyle bir ders istiyoruz aslında. Yani bu arada bir boşluk olmalı. iki obje birbirinin yüzüne değdiğinde. Fakat bu kadar büyük değil. Ve de genel olarak yapıda da bir gariplik var. Yani sanki yüzey düz değilmiş gibi görünüyor şuradaki yüzey. Bunun sebebi tekrar Shell'e geri dönersem ve F4'lersem, bakın burada objeyi sıkıştırmak için hiçbir edge kullanmadığımı fark ediyorum. Dolayısıyla üzerine bir edit poli atabilirim veya bir alttaki edit poliye geri dönüp şuraları kendim sıkıştırabilirim. Ve şimdi tekrar üzerine Shell attığımızda ve turbo smooth verdiğimizde evet bakın daha buradaki derzin daha ince olduğunu ve objenin yüzeyinin daha düz gibi göründüğünü fark edebilirsiniz siz de. Biraz daha kalınmış sanki. Biz de öyle yapabiliriz. Yani ben kendi modelimden tabi referans alıyorum. Ee, nokta 2 yapayım buradaki kalınlığı. Bir de arkadaşlar dikkat ederseniz bakın şöyle çıkıntılar var dört tarafında. Bunu nasıl yapacağımıza bir bakalım. Yine bu objeyi seçtim. Alt Q'ya basarak izole ettim. Ee, shell alt obje moduna geçip üzerine bir edit poly attım. Bakın 4'e bastığımda poligon moduna geçtiğimde karşılıklı şu edge'leri seçtiğimde. Bu arada 8 kenarlı neden yaptığımı şimdi daha iyi görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraları seçebiliyorum bu sayede. Altı kenarlı olsaydı aynı şeyi, aynı etkiyi oluşturamayacaktım. Ee, grow diyelim bir de şu kenarları da almak için, ee, yalnız altla tabi istemediğim kenarları çıkarmam lazım. Grow dedi dediğimde çünkü istemediğim yerleri de seçti. Evet. Ve extrude diyorum. Şuradan Extrude'u bulmak için aşağıya kaydım. Evet, burada bakın edit Polygons'un altında. Genelde ben bunu aslında yukarı taşıyorum kendi, çünkü genelde kullandığım komutlar bunun içinde oluyor. Ee, belki selection tabii bunun üstüne taşıyabiliriz. Yani siz bu menüyü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Sizin de aklınızda olsun. Extrude'un settings'ine tıkladığımda hafifçe arttırdığımda şu yapıyı oluşturabiliyorum. Şimdi turbo smooth atalım üzerine. Evet gördüğünüz gibi sağ klik end yani diyelim. Evet böyle çıkıntıları oluşturabilir. Biraz fazla belki extrude ama Ctrl Z edip onu biraz daha azaltayım. Ee, bir daha Ctrl Z. Edit Poly'deyim. 4'e bastım. Aynen. Extrude dedim tekrar. Bu sefer biraz daha az veriyorum. Hatta bakın şuradaki Show and Alt'a tıklarsanız daha önce konuştuğumuz gibi sonucu da görebilirsiniz yaparken bu işi. Evet. Sağ klik End Isolate dedim. Aynı, iş, e, aynı e, işi şurada da yapacağım. Edit Poly'e geri döndüm. Show and Alt'ı kapattım. Bakın Alt E ile istediğim yerden böldüm. Poligon moduna geçip şuradaki poligon loop'unu seçtim. Önce detach diyordum. Detach as clone işaretli yine. Buradaki objeye shell veriyordum. Edit poly atarak üstüne. Önce şuraları sıkıştırıyorduk. Unutmayalım. Şimdi üzerine edit poly attık. Poligon modundayız. Yine karşılıklı Edge'leri seçtim. E, face'leri pardon. Yüzleri. Grow dedim. Altla da istediğim yerleri çıkardım. E, Tabi dikkat edin ki alt, arkadan yanlışlıkla bir şey çıkarmayalım. E, hatta yine alt Q diyebilirim bu arada. Yani tabi genelde izole edin arkadaşlar. Üzerinde neyin üzerinde çalışıyorsanız sadece ekranda o görünsün. Çok daha rahat edersiniz. Yani başka bir şeyden referans almayacaksınız. Tegra Extrude dediğimde belli bir kalınlık verdim. Ve üzerine de TurboSmooth attım. Üç iterasyon yine yapıyorum. Sağ click and Isolate dediğimde e, objemin oluştuğunu görüyorum. Evet. Son birkaç tane daha aslında eklenti kaldı. Ama onu son derse bırakalım. Üçüncü derse bırakalım. E, şuradaki aradaki metal bağlantı boru gibi parçaları yapacağım. Ve bu objeyle yani lambamızla tutucu sap arasındaki şu bağlantı parçasını yapacağım. Ve çoğaltıp e, Lamba derinin içine bunları yerleştirmeyi yapacağım. Hatta bir de son derste size göstermek istediğim içine bakın küçük bir ampul de yerleştirelim. E, bunu da nasıl yapacağımızı size göstereyim. Peki e, şimdilik dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Klasik hatırlatmamı yapayım. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like butonuna basarak e, videomuzu beğenin. Subscribe butonuna da kanalımıza yazılabilirsiniz. Yakın da sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Teşekkürler bir sonraki derste görüşmek üzere.